Ben de size kuzenim Eyşan'ı takdim edeyim. Kendisi amcamın kızı olur. Eyşancığım Mustafa Kaleli, Kaleli Kum'un sahibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bacım. Vedat Karadeniz'i, sürmeniyi anlata bitiremiyor. Eyvallah. Sizden de çok stahişle bahsetti. Sülük gibi yapıştık hocamın eline, bırakmayın. Dur ben bir yol, Aymuk Ali. Dur dur, yerde. Kıtaklanan kuşaklarımın işini bozacaksın. Selamun aleyküm. Pardon? Allah'ın selamına pardon denmez. Aleyküm selam denir. Ben Asiye Galeli. Mustafa'nın garısıyım. Öyle mi? Sizin de geleceğinizi bilmiyorduk. Belli. Mustafa'm garısıyla kızına İstanbul'u gezdirmek istedi de çok ısrar etti. Biz de geldik. Ne iyi ettiniz. Hoş geldiniz. Ben Vedat Sayar. Memnun oldum. Hoş bulduk. Kızınız mı? Evet, balım. Merhaba güzel kız. Siz de hoş geldiniz. Kız. Anamı susturdu. Vallahi tam eltim olacak kız. Yenge. Sağ ne oldu? Ben Murat ya da Fatih için demiştim. Kırsaydım senin. Acele etme. Elin iyileşsin, koyarım kafamı dizine. İstediğin gibi kırarsın. Sen o kafanı dizime koymaya kalk da bak ben nasıl kırıyorum. Ben ne dedim? Kız Tahir neydi? Hala baygın mı? Yok. Maalesef uyandı. Az önce öyle demiyordun ama. Ya uyan Tahir, korkayrım. Ben korkayrım demedim. Onu da diyeceğim, günler gelir inşallah. Estağfurullah. Hayırlı sabahlar gençler. İyi mi? Ula baba, bu Tahir nefes karosunu yaylaya alıp götürmüş olmaz mı? Olabilir ana. Senin dırdırından kaçmak için onlar da soluğu yayla dalmış olabilir. Bence gayet mantıklı yani. Duyan da inanacak. Benim ağzım var, dilim yok. Akşama kız istenecek, orada da kimse yok. Tek kelime etmeyin. He ana he, tek kelime etmeyesin esekten. Uzatma gözünü seveyim. Haydi ne alacaksan al da gidelim eve. İşlerim var. İşlerim var? Duyan da hayatta bir kere bir iş yaptın sanacak. Hadi gel, hadi gel. Ne diyorsun Gültekin? Paralarını mı sayarsın? Oo, Saniye yenge, Murat. Hoş geldiniz ya. Hoş bulduk. Çıkar bakalım söz yüzüklerini bağ. Yüzükleri? Ha? Hemen çıkaralım yenge. Saniye yenge, hayırlı uğurlu olsun. Tahir'in de başını bu gece bağlayacak mısınız, he mi? Bağladık bitti, he. Ula nereden biliyorsunuz? Türkan karısı ne etmiş, yememiş, içmemiş, böyle diyor. Hoparlörüne mi vermiş? Ne hoparlörsü yenge? Benim karının yengesinin eltisi yok mu? He? O demiş onu. Tavşanın suyunu suyu. He, onu bırak. Benim karının yengesinin eltisi de gitmiş. Teyzesine demiş onu. Telgraf Naciye. Telgraf Naciye ya. Ha şimdi oldu. Belediye hoparlörüne verse daha iyiydi. Aynı öyle. Ulan sen ne kıpraşıp duruyorsun hamsi gibi? Kıpraşmıyorum ana. Saçımı tarayırım. Nasıl saçını taraysın? Hani memleket yanarken saçını tararmış ya. İşte öyle tarayırım. Haydi daha seç şu yüzüğü de gidelim artık. Ben dışarıda bekleyeyim. Hah, bir sen eksiktin. Hayırdır Nazar, beni aramaya mı çıktın? He Murat, dedim mesai başlamadan bir kafayı arayayım da siftahım olsun. Sen bana kıyamazsın. Denemeye var mısın? Saniye teyze değil mi o?
Ne yapayım ki? Telgraf Naciye teyzeyle beraber sürmene gündemini hasbihal ediler. Sen de katılmak ister misin? Aman eksik kalsın. Sen niye geldin? Sağ yüzük seçmeye geldim. O yüzden buralarda fazla dolanma da sürprizi kaçmaz. Parmağıma senin yüzünü takacağım ama boynuma emek takarım. Nefes, hadi daha hadi. Ya Tahir, bu kadar da deli cesareti olmaz ki. Bak Vedat'ın adamlarına yakalanacağız. Sonra abinle beni değiştiremeyeceksin. Zaten değişmeyeceğim, sıkıntı yok. Ya adam, sen beni anlamıyor musun? Umut da yok. Nefes, sana Karadeniz hakkında bir şey diyeyim mi? De gülüm de. Bir o eksik de onu da de. Karadeniz'in umudu bitince inadı başlar. Haydi, uy, haydi, uy, haydi. Haydi 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 vira, haydi 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 vira. Hani ya benim uşaklarım? Gündüz gündüz erkek kısmı nerede olur ana? İşlerinin başındalar da. Ha ki bu karının gene benim evimde ne işi var? Niye geldi? Merak etmeyin Saniye Hanım. En yakın zamanda gideceğiz. Elbet gideceğiz o. Ama benim derdim sen gidene kadar benim oğlumun Sevdu'yla arası açılacak. Sevdu. Ha Sevdu. Bu akşam söz takacağım Ercan. O kızı al badetu diretti benim oğlum. Ya ne demesin? Hatta Nefes, biliyor musun? Tahir dedi ki, ana bağ Mercan'ı almazsan canıma kıyarım. Çay makasıyla kendimi budarım dedi. Ege ne zaman dedi onu? Hani Hamsi kavağa çıkmıştı ya ana. Bildin mi? O vakit dedi. Ah. Evet be! Yorgun savaşçıya bakın hele. Ulan yavaş. Hayır çok yavaş. Eşhan'ı kaçırmak iyi fikir abi. Tebrik eder o. Sen. Mustafa, sen Eşan garsonu mu kaçırdın? Ne kaçırdım? Ulan niye? Nikahını almak için değil herhalde yenge. Canını kurtarmak için. Okuyacağım hocana. Durun siz. Asya, esnektem. Esnektem Mustafa'm. Kocam karının birini kaçırdı diye horon tepecek değilim. Uy dertli başım. Nefes karısı yetmedi bir de Eşan çıktı başımıza. İstanbullu gariler bastı evimizi. Ulan bir durun lan. Ulan bir durun lan. İyisin. Sen? Sen iyisin, ben de iyiyim. Ah. İyi. Yenge. Hı. Nefes de iyi mi? İyi, iyi. Yukarıda çocuklarla oyun oynay. Ergümüş saramadım, bırak ben sarayım. Ana. Oldu ya, oldu. Haydi ben yorgunum. Bırakmam. Ölüm nereden döndü? Sağa daldı, uyamadık. Bırakmam. Ana, boğacaksın da boğacaksın. He boğacağım, boğacağım ama şimdi değil. Sözü erteledik, oha mı yanayım? Ana. Uşakların bir şevesin peşine düşmüş, oha mı yanayım? Herkesin aklı bir karış havada, oha mı yanayım? Ana, neye yanacağız annem? Ama bekle, sabah yan. Yorgunum. Mustafa dur. Kardeşinle konuşma, daha yatma bak. Deli deli bakayım ha. Ana sabah diyeyim de. Sabah. Sabah derken de öyle ezandan hemen sonra değil ha. Sen. Ne Mustafa? Yalan mı? Babam minareden inmeden anan kapıda biter. Sanki bilmiyorsun. Hoca kızı diye aldı, koca derisi çıktı. Edepsiz. Ha subhanallah. Asiye ceketimi al. Mustafa bekle. Ana. Thank you.
Hayırdır? Aranızdan taka geçecek. Ulan sana ne? Hayırdır? Niye uzağa oturdu bu? Bırak uzakta otursun. Uzaktan iyi bir insana benziyor. Uzaktan iyi. Yakından nasılmış Nefes Hanım? Uzaktan kusursuz, yakından lüzumsuz. Bana bak Nefes. Efendiliğimi bozdurma, seni de bozarım. Çok korktum. Bence kork. Yakıp yıktırma sonra bana. Yangın görseler akılları gider, sorsalar hepsi ateş. Nefes, sen kurtla kuzunun hikayesini bilir misin? Bilmiyorum Tahir, neymiş? Hani kuzu sataşmış sataşmış. Sonra ne olmuş? Kurt kuyruğunu kıstırıp kaçmış mı? Ya dayılığın kime? Bir nefeslik canın var, üflesem uçacaksın. Anca üflersin zaten, normaldir. Senin bu nefes çekmeye ciğerin yetmez. La hava olsan bir nefes çekenin anasını avradın. Şşt güzellik. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Ya sen ne biçim bir kızsın be? Oğlum falan. Hayırdır, tezkere ortağı mıyız? Ben seninle kurbana bile ortak olmam be. Niye geldin onu söyle. Büyük konuşma. Kurban ortak olmazsın. Ama bağa kurban olursun vakti gelince. Ula... Ve seni bize götürmeye geldim. Ne işin var benim sizde? Anam dedi. Evimde gelin kadrosunda eksik var. Git o sağa kurban olan nazara al gel dedi. Bağa bak çocuk, kırarım kafanı, doğru konuş. Bu lifi. Bunlar da havluları. Kız ana, bu benim ettiğim iğne oyalı çember değil mi? Senden altına hediye. Güle güle kullansın Eltucuğum. Sağ olasın yenge. Bu da gece lok. Kız ana. Ha bunu sen mi aldın Mercan'a? Ben aldım tabii. Kim alacaktı? Ben bunları giydiğimde demedin kalmay. Sana yakışmaysa demek ki. Ne konuşuyorlar annenle? Annen seviyor mu Tahir abini? Seviyordur. O annemi bazen... O anneni bazen ne? Evet. O anneni bazen ne yapıyor? Güldürüyor. Benim annem gelince çok güzel oluyor biliyor musun? Ama seni hiç görmedi. Bana gelmen ne güzel karıcığım. Gürcistan'da geçirdiğimiz o güzel balayını sen de unutamadın değil mi? Peki tamam. Buna katil olmayacağım diyorum. İlla gebert beni diyorsun. İndir o silahı. Çıkabilirsin. Tahir Bey katil olmayacak. Özellikle de Yiğit ortalarda yokken. Değil mi Tahir? Oğlum. Nerede? Müsaade edersen karımın sorusunu cevaplayacağım da. O senin karın değil. Mezara kadar karım. Kadınım. Bir kadına kadınım diyebilmek için önce kendine soracaksın adam mıyım diye. Sonra ona soracaksın. Rızan var mı, kadınım olur musun diye. Ah, geldiniz mi uşaklar? Geldik kaptan. Hadi bakalım, sarın evin etrafını, sinek bile uçurmayın. Tamamdır kaptan. Eyvallah. La oğlum, siz ne biçim sülalesiniz da? Ne biçim? İki yangaz, bir enkaz, bir de dangoz. Yenge. Ne biçim davranıyorsun la kıza?
Yürü de boyunu görelim de Duda. Mazlum kızı niye sinirlendirsin? Dangoz. Çünkü sinirlenince üzülmüyor. Anladın mı yenge? Ağlamıyor, savaşıyor. Yüksek müsaadenle gideyim Yiğit'i arayayım yenge. Haydi. Tamam. Git ara haydi rast gelsin. Altın kalpli dangoz bu. Senin sıfatını. Hayırdır Tahir? 3-5 nöbetine mi kalktın? Yok, ben... Ha, teheccüd namazına geldin ha? Hocam ne yaptın? Camiye kamera mı koydun? Yok, oraya koymadım ama bu kapıya koyacağım galiba. Anam, Naciye telgraf ve laf toplama mesaisine başlamış. Hoş geldin Asiye. Hoş geldin Esma. Hoş bulduk. Hoş bulduk Muhtar'cığım. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bak ayrım da misafiriniz hala sizle Asiye. Sen haberi gezdirmeye başla Naciye abla. Nefes misafir değil artık. İkamet çıkarttırmaya geldik. Uy, nereye çıkartacağız? Sizin konağı mı? He, bizim konağı. Tapuyu da üstüne yaptık, oldu mu? Asiye abla. Yürütün ediyorsunuz. Asiye tansiyon aletimi getir sobayı da ya. Bak kendin yak ana. Sen iyice edepsiz oldun. Edepsizlik değil grev. Dün kadının biri başka bir kadını sokaklarda saçından sürüklemiş de... ...o edepsizliğe grev ediyorum. Grev mi? O neydi kız? Çok güzel bir şeydi ana. Taş kalpli kaynanaların... ...kalın kafalı kocaların aklını başına getiriyor biliyor musun ana? Böyle bakaylar birbirlerine. Aynen sizin gibi bakaylar. Diler ki şimdi bittik. Davacı nefes zorluğunun sinir krizlerine ve gördüğü halüsinasyonlara şahit olmasına rağmen kendisine duyduğu sevgi ve saygı nedeniyle iyileşeceğine dair umudunu hiç kaybetmemiştir. Şerefsiz. Sağladığı huzurlu ve sıcak aile ortamı ile davalı nefes zorluğunun eski günlerine döneceğine ilişkin inancını her daim korumuştur. Yalanını sen mi sağladın lan huzurlu aile ortamını? Affedersin bacım. Sorun değil, alışkınız biz kendi kendine konuşanlara. Bir dakika ulan. Hani bu kızın nikahı oydu? Adamını zorla kaçırdıydın. Tas tamam o dediğinden zaten Davut dayı. Babası nikahı vardı. Babam benim rızam ve haberim olmadan nikah kıymış. Ne bilelim? De ki rızam var da adam şerefsiz çıktı diye sonradan vazgeçtin. Benim kimseden korkum yok. Niye yalan söyleyeyim ki? Nefes tamam. Haydin gidelim yoksa sıkıntı benim damarım oynamaya başladı. Sevazlıklar bilmiyor musun Tahir? Köyde nikahlı bir karla gezdin mi neler olur haberin yok mu? Davut dayı Nefes nikahlı değil. Hem olsa da onu tek bırakmayız zaten. Ben sana ta baştan bu işi sevmeyelim demedim mi? Bak şimdi bu işin altından neler çıktı. Davut dayı bak büyüğümsün. Üzerimde çok emeğin var sus haydi. Haydi Nefes haydi. Şahit etmiyorum lan. Gelmeyin mahkemeye çağırmayın beni. Ay şahit mi? Tahir küfür etme. Ne yapayım? Medya mı düzey? Tahir, Nurhan'la ben şahidiz. Babamın kusuruna bakma. Eyvallah İdris. İdris, ben ararım sizi. Sen nereye? Yiğit'i alacağız. Haydi beraber alırız, haydi. Dünyalara bildirdi. Gültekin abi geç haydi önünden ye, geç haydi. Bol bol ye, bol bol ye. Ulan, öyle arabanla evli karıyı dolaştır köyünüzü. Aferin Tahir uşağım sağa. Vadumlaşmadık ne oldu? Adamı zorla delirtiyorsunuz. Yengem meydanda yok. Uşağım, insanlar bakay, bilmezler şimdi. Bizi Allah biliyor, insanlar bilmese de olur. Bundan sonra meydanda yok, gerse.
herkese iyi günler. Ula sizin ne işiniz var burada? Akşam anlatırım yenge. Haydi gidelim. Mercan, ben senden özür dilerim. O gün hastanede söylediklerim için. Bir adam seni sevmiyor diye sen kendini nasıl kesersin? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Nasıl kendine böyle bir şey yapabilirsin? Allah'ın vermiş olduğu canı nasıl kıyarsın sen? Nasıl yapabilirsin böyle bir şeyi? Yanlış bir şey demedin ki. Sevilmediğimi söyledin. Ben haddimi bildirdin. Bir an kız kavga seyretçi sandım he. Dedim olacak akıl alemi maskara. Murat, kaşınma abicim. Yangas haklı. Ulan niye iki kızı pişti ediyorsun? Yenge, sen Mercan'ı yalnız bırakmasana. Nefes takmaz öyle şeyleri. Nereden biliyorsun? Belki de takarım. Kıskandı mı o? Volkan Bey doktor, nasılsın? İyiyim. Siz? Hamdolsun, çok şükür. Bakın size kimi getirdik. Neyi ettiniz? Hoş geldin Mercan. Hoş bulduk. Oy, sıfatına. Adını da unutmam ben. Ben hastalarımın adını unutmam. Mercan gel hadi, biraz sohbet edelim. Edin, edin tabii. Nelerden hoşlanırsın diye sorun. Hangi yemeği seversin, hangi takımı tutarsın, en sevdiğin renk nedir, hangi burçtansın, sorun bunlar. Bilemez susar mısın kurban olayım? Ya yangaz olacak bu iş ya. Adam hiç var seninle karışıyorsun demedi. O adam burada en az senin kadar deli olanlara bayağı alışıktır yenge. Bence seni yadırgamar. Dalga geçme yengeyle taş olursun. Allah Allah. Anam ne anlar oğlum futboldan? Hiç de bile. Bir kere acayip top sektiriyor. Kaç tane sektiriyor ki? Bir, üç, hiç. 20. Yuh, hayatta inanmam. Bence yarışma benimle. Hadi bakalım, hodri meydan. 5'ten fazla sektir, dile benden ne dilersen. Ama 5'te kalırsan, dün gece konuştuğumuz şeyi kabul edersin. Söz mü? Söz. Yiğit şahit. Bence çok kötü bir anlaşma yaptın Tahir abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya pardon ya. İddiamız 20'ydi değil mi? Ben bir an fazla kaptırdım kendimi. Dedim sana Tahir abi, annem kazandı. Saniye. Laf söz olur millete demeden küçükken de pazara getirmişsin he mi? E kız vallahi bravo. Ne etmişim, ne etmişim? Aha. Tahir'le dul karısı işte orada. Bilmeye miydin? Oy, yengesunun paşası. Sıfatını sevdi. Nefes almış da çıkmış meydanlara. Lafı sözü size mi kaldı? Getiririm, getirmem. Siz kendi işinize bakın. Haydi, haydi. Haydi. Evlenmişsin. Evet. Görüşürüz Mercan. Elma almışsın.
ablam. Ablam haydi. İşten eve gelirken ekmek de alırsın. Mercan saçmalıyorsun. Ana! Bak iyi ki elma almadım. Hayırlar almış baksana. Gördüm, gördüm. İyi ettiniz oğlum. Ne oluyor burada? Doğum vardı, bitti. Şimdi pazar ediyoruz Türkan yenge. Ne oldu? Sıkıntı mı var? Vallahi bizde bir sıkıntı yok. Asıl sıkıntı sizde olmalı Asya. Bizde sıkıntı falan yok. Bizden sıkıntısı olan da karşıma çıksın tabii yerse. Haydi nefes. Yenge işiniz bittiyse gidelim. Haydi. Bitti bitti geliyoruz. Bu nasıl bir rahatlık? Bu karıyı gelin ettiniz yetmedi de rezilliğinizi cümle alem görsün mü istediniz saniye? Gelin benim. Uşak benim. Rezilik benim. Size ancak fışkı yemek düşer. Yürü Asil. Hada büyük kalpak. Hava bile susturmaz. Canlı yayın aracı ve saz arkadaşı. Hayırdır? Gelin görmeye geldik. Gelin görmeye mi? Gelin görmeye mi geldiler? Yok, olur mu? Mercan'ın derdindeler zaten şu anda. Bahaneleri sen sun. Ha, tek dertleri benden laf almaya çalışmak. Yani ben Mercan'ı ne dedim, onu merak ediyorlar. E ama fışkı bulacaklar. Şimdi sen al bu ne? Sağ laf derlerse ağızlarının payını ver. Yetmediğin yerde ben girerim devreye. Uğraşacağınıza. Mercan için dua etsenize. Güya dedi bir şey. He. E madem konuyu açtın. Oku sen ettin laf yüzünden orada yatay ha? Sakin dua et sor. Evet yani bana bakayım. Ne dedin ha Mercan kıza da koştu astı kendini kıcıvaz. Tek derdiniz bu değil mi? Ama birinizin bile aklına gelmiyor. Mercan'ın kendini asmamış olabileceği. E kendini asmadı da ne işi vardı o ipin ucunda? Bal gibi de astı işte. Gerçi asmasın da ne etsin? Sevdiğini alan karı pazarın ortasında ağzına ben senin ağzına... Yeter! Yeter! Haydi sıfırlan evinden. Asya kapıyı haydi. Yine mi? Nefes en sevdiğim kısım gel de öğren. Haydi yırtık ağzına Serap. Yürü! Haydi. Getirdiği hediye de hediye olsa sütlaç kasesi. Koskoca kuyumcu Gültekin'in karısı olacaksın bir de. Hadi. 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 Bir daha babama gelmiyor. Asya. Akşama iftara gulya edersin ha? Ederiz tabii. Sana da mısır çorbası edeyim mi yengem? Seversin. Sen ne edersen ben severim yengem. Abla bana da öğretir misin? Öğretirim kuzum. O yengem sen nefesi yorma bence. Ömrüyor. Kıyamay mısın karına? Yok abi ben daha çok size kıyamayayım. Kıyamayayım.
Tahir ya. Ben yaparım bence. Ölmez de sağ kalırsa görürüz o günleri. Ya Allah korusun. Ne ölmesi? Ya. Vallahi boğaldım. Pişman ettiniz beni kurtulduğuma ha. Aa, ama Tahir haklı. Rahat bırakın kocamı. Ulan Efes. Hem ziyaretin kısası makbulmuş. Etti bize misafir. Ya bakın ha bu çarık suratlıya. Ana, bismillah yeni kattım ya. Bir karımla baş başa kalayım. Haydi, haydi. Bu da çıktı gari delisi. Ana, sen Mustafa'ya sıçra, Mustafa'ya. Asıl garısının delisi o. Haydi. Ya sen bana niye sardırdın şimdi? Sen idmanlısın Mustafa. Hadi Murat, sen kapıdan bekle yenge. Biz gidiyoruz, haydi. Ver oğlumu bu garinin eline bırakmam. Karı değil, karısı. İyi akşamlar. Hadi anama hayırlı başarılar. Şişt, sen buraya Suna. Ya ana. Hadi seni iyi anladık. La bu kuzan ne oldu? Galeli gelini oldu. Daha azını mı bekliydin Mustafa? Tövbe. La bize daha az yakışır mı hiç? Bayağı bir yanıktı bu kız. Değil mi? Çayda çıra çıra. Çırasını yakmadan bırakırsan elçim değilsin. Evlenmişsin. Hayırlı olsun. He, evlendim. Merhaba. Ben Nefes Kaleli. Sen kimsin? Birgül. Çok memnun oldum. Şimdi izninle kocam bana lazım. Neye lazımım? Seni bu kefulların arasına gömeceğim, ona lazımsın. Keful değil, gaful. Fark etmez, ona da gömerim. Sen o kadar mı kıskandın ya? Diyorsun ki ne sağ ne bağ, kodik onu toprağa. Kaçırmak neymiş göstereceğim. Hayır. Bak sakın. Murat'a bir şey yapmayacaksın. Sonuçta sen de beni kaçırdın. Nefes, ben seni kaçırmadım. Sen bana kaçtın. İşte bile. Bir bakalım. Bir kapımın arkasından çıktın. Şimdi de soyadın Kaleli. Bunu bir açıkla bakalım bana. Ben de öyle düşünmüştüm. Haydi. Günaydın. Asiye abla, börek açabilir miyiz? Vallahi börek dedi he. Yengem börek mi dedin sen? Evet. Peynirli börek. Sevmez misiniz? Tövbe. Hepten daha dürdü. Yengem sen gel otur şöyle. Yangazdan kapıları açın. İçerisi hava alsın. Ya niye oturuyorum? Dün şey oldu ya. Ne oldu? Ne mi oldu? Oğlunu Vedat'a verdiler. Unuttun mu? Yoksa sonunda kafayı mı sıyırdın? Sıyırmadım Saniye Hanım. Benim sıyırmak gibi bir lüksüm yok zaten. Oğlum için güçlü olmak zorundayım. Dün yapılan hata bir şekilde düzeltilecek. Umutsa umut, inatsa inat. Oğlumu geri alacağım ben. Metanetini sevdim. Hah, tam bir Kaleli. Helal sana be yengem. Gamsız gari. Ana!
Ne? Ana, bir garı evladına ağlamazsa gamsızdır. Ağlayıp durursa çaresizdir. Ama gözyaşını silip kakarsa çok tehlikelidir. O garıdan korkacaksın. Benim anlatabildim mi seni ya? Ne var Devrem? Devrem, Nefes yenge kaçmış. Ne? Teşekkür ederim. Burada Nefes, kapat Devrem. Sen ne yapıyorsun? Beni bir yere kapatırsan kaçarım. Hep kaçtım. Dua et bugün evime kaçtım. Nefes! Abi bulmuşsun. Buldum bazım sayende. Sen mi haber verdin? Yuh! Buradan kurtulduğumuzda seni terk edeceğim biliyorsun değil mi? Tek seni yolda. Terk etme Nefesim, ona da eyvallah. Ceylan'ı söylemediğin için değil ama... sevmeyi sadece korumak sandığın için seni terk edeceğim. Kızımı geride bırakıp... Rusya'ya götürürken bana fikrimi sormadığın için seni terk edeceğim. Senden kahraman olur Tahir Kaleli. Ama senden eş olmaz. Şu halde bile rivrive değilsin ya Nefes Kaleli. Senden cidden destan olur.